Yani bu söylediğiniz çok net. Yani ucube sistem olarak adlandırılan bir başkanlık sistemi modeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsediyoruz. Siz de dediniz ki şu an Cumhur İttifakı cephesindeki yeni görüşmeler, yani biz MHP ile 15 Temmuz'un ardından o koalisyonu, koalisyon diyorum, o birlikteliği, bir ittifak görüntüsüne, bir bakanlık pazarlığını, milletvekilliğine, herhangi bir bürokraside bir şey, böyle bir şey duymadık. Hala da Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır bu yönde. Büyük Birlik Partisi ki katılan partilerinde ortaya koyduğu tavır, Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten biz destekleyeceğiz. Ama ortak paydalarımız zaten bir. Şimdi bir yandan az önce hocama, Selami Hoca'ya dedim, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin zaten getirisi bu değil midir? Ama az önce Sayın Mansur Yavaş'ın açıklamalarını ben oldukça önemsiyorum. Arkadaşlar, bir daha ekrana verirlerse bir ne denmesi gerektiğini. Hocam, size soracağım. Bir sistemi biz konuşurken bir yandan diyor ki biz görevimizi yapalım, belediye başkanı olacağız. Ben diğer partinin genel başkanlarına diyorum ki siz de milletvekili adayı olun, Cumhurbaşkanı adayı olmayın. Yani sistemin şimdi Meral Akşener'in ortaya koyduğu bir tavır. Mesele sistem değil. Müsaade ederseniz anlatayım efendim. Ortaya geliyor. Ben anladım bir dediğimizi. Bir karmaşadan bahsediyoruz. Şimdi Sayın Hocam, anayasa hukukçusu olarak, devletler hukuku, kamu hukuku dekan olarak çok güzel, mükemmel bir şekilde geleni gideni anlattı. Bir daha tekrar etmek istemiyorum. Tamam hocam, siz burada mesele burada şu. Şimdi ikimiz aynı dönemlerde yaşadık. Biz birbirimizi öldürdük. Ben talebelerime diyorum, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde, siyasalda birbirimizi öldürdük. Silah verdiler, arkadaşlarımızı vurduk. Bomba attı, 9 tane vatan evladı İstanbul Hukuku'nun önünde, hala yok şeyleri. Katilleri yok. Bu memleket, bu memleketin evlatları iç terörle ve dış terörle yoruldu. Benim bu kucağımda vatan evlatları şehit oldu, hala şehit oluyor. Ve HDP PKK'yla desteğini kesmiyor. Mesele bu. Ve bu memlekette 100 lira kazanıyorsa 50 lirası benzine gidiyor, 50 lirası da PKK'la mücadeleye gidiyor. Hani benim memleketimin ananın koyacağı tencerenin içerisine ekmekteki, yemekteki et nerede, tereyağı nerede? Mesele bu. Ekonomi ve güvenlik. Bir insanın yaşam hakkı kadar daha mukaddes bir şey olamaz. İnsan hakları, anayasa, her şey yaşam hakkıdır. Ve bu memlekette yaşam hakkını kasteden ayrılıkçı bir terör örgütü bu vatan evlatlarını Türk'ü Kürt'ü öldürüyor. Şimdi bunun tespiti konuşmadan seçime nasıl gideceksin? Ve diyor ki HDP'nin ittifakın öncüsü olacağız diyor Murat Karayılan ve arkadaşları. Cumhurbaşkanı değil, sistemi değiştireceğiz. Neyi değiştireceksin söylüyor. Artık masa dağılmadı, muhalefet güvendi. Buradan Mustafa Karasu da diyor ki Erdoğan bize çok zarar verdi. Bak, ne zararı vermiş Sayın Cumhurbaşkanı? PKK terör örgütü. Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz. Aynı şeyi Savunma Bakanı Türk ordusu da söylüyor. Neden? Türk milleti teröre teslim olmayacak bir devlettir. Aha, yarın 18 Mart 250 bin tane vatan evladı verdik. Ve bütün dünyayı yenmiş bir devletiz biz. Bütün dünyanın arkasında da terörizmin olduğunu biliyoruz biz. İşte iki gün önce helikopter düştü. Kim bu helikopteri verdi? 9 tane helikopterin 9'u da Fransız malı. İçindeki silahları PKK'lılar suçüstü yakalandılar. Diyorlar ki bizim değil. Bu millet kör mü? Şunu soruyorum. Bu ancak demokratik değişim HDP ile olur. Ya sen kalk kardeşim, bırak bu silahı elinden. Gel bu parlamentoya, beraber olalım. Türk milleti Kürt'ü ayırmıyor ki birbirinden. Peki nedir derdin? Devlet aklı hafızası bunları unutur mu? Benim gibi bir Türk subayı unutur mu bunu? Kime yutturuyorsunuz siz bunu? Bakın ne diyor? Erdoğan'ı birlikte devireceğiz. Böyle bir alçak şey var mı? Az önce söyledim. Bütün dertleri bu. Peki bunun arkasında kim olabilir? Yani ben zannetmiyorum ki buradaki bir Kürt vatandaşımın, bir Ermeni vatandaşım Cumhurbaşkanı'nı veya Türk ordusundaki bir askeri öldürmek istedim. Kim bunların ne silah veriyor? Bugüne kadar bitmeyen 40 senedir mühimmatı nereden buluyor? Suriye kapalı, şey kapalı. Şimdi şey şu, Joe Biden diyor ki Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğiz. 2020'de söylüyor bunu. Diyor ki yapacağınız şey çok önemli, bakın. Erdoğan'a Kürtler konusunda boyun eğmektir, son yapacağımız. Ha, demek ki PKK'la Biden aynı şeyi söylüyor. Peki ne diyor? Muhalefet liderlerini, çok önemli bu arkadaşlar, desteklediğimizi açıkça göstermeden parlamentoda katkı sağlayacak Kürt toplumunu entegre etmek. Yani açıkça HDP'yi anlatıyor. Göstermeden ifadesi çok önemli. Ha, dur bakalım şimdi.
Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki ben de diyor değerli eş başkanlarla görüşeceğim. Değerli eş başkanı PKK ile eş beraber. Yıkacağım diyor devleti. Cumhurbaşkanını devireceğim diyor. Rejimi değiştireceğim. Yani açıkça söyleyeyim federal Türk-Kürt devletini korumak istiyorlar. Bu oyuna gelecek mi 14 Mayıs'ta bu memleket? Ha şimdi şunu söylüyorum. Soru şu. İttifakı kim birleştirdi meselesi var. Acaba bu Amerika, Avrupa Birliği, PKK yani ve FETÖ müdür? Altılı koalisyonu kim bir araya getirdi o partileri? Şimdi ve bu ortaklık Amerikan Genelkurmay Başkanı hocanın söylediği gibi bakın biz çok önemli işler başardık dış politikada. Buraya kurulmak istenen de facto bir PKK kantonu vardı. Akdeniz'e çıkacaktı. Kalktı Türk askeri 15 Temmuz'dan sonra onun kafasını kesti. Bu suya çöktü. Türkiye Kafkaslar'da kardeşi Azerbaycan'la Aliyev'in dediği gibi destan yazdı. Çözülemeyen 40 senelik sorunu çözdü. Karabağ aldık. Nerede Azerbaycan'la beraber? Orada bir söylemi orada vardı. Orada Ünal Çeviköz ne dedi? Evet. Ne dedi? Siz söyleyin. Ben Suriye'den cihatçıları Türkiye Azerbaycan'a gönderiyordu. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bu devletin büyükelçisi olmuş. Bu devletin ekmeğini boğazından geçmiş. Saygıdeğer bir diplomat ama kime hesap ediyor bilemiyorum. Şimdi sorum şu. Hocanın söylediği gibi Türk devleti Libya'da bir katliamı önlemiştir. Yoksa insanları öldürüyorlardı orada Türk ordusu olmasaydı. Gelelim burada bütün bu sevil haritasını hocam çok güzel anlattı. Akdeniz'e suya gömdük. Gömdük. Hadi gelsin bakayım gemisini çıkarsın oraya. Şimdi sen diyorsun ki bunların hiçbir tanesi yok. Ben Yunanistan'la öpüşeceğim. Git sabaha kadar siftaki oyna. Hiçbir şey mahsuru yok. Ha şimdi yeni dünya bu farklı. Bu söylemler tüm bu dış politika adımlarından geliyor. Şimdi şu haritayı açabilirsek göstersin arkadaşlarım. Hangi haritayı açalım? Yani neden Türkiye Finlandiya'ya gitmedi bunu anlatayım müsaade ederseniz. Anlatın hocam lütfen buyurun. Ben haritayı gördüm arkamdan. Şimdi burada bakın. Diyorum ki burada Kafkasya'da Türkiye bir defa neyi sağladı? İstikrarı sağladı. İki, Amerika'nın evet dediği yani Şakaşvili'yi kışkırtıp Gürcistan'la Rusya'yı 2008'de savaşa soktu. Yaklaşık %35-40'ını kaybetti Gürcistan topraklarını. Evet. Kim kurtardı burada? Türkiye. Türkiye 2008'de boğazları kapattık. Bir, bakın çok önemli bu. Rusya-NATO savaşını önledik. Arkasından 2014 harekatı oldu. Bakın orada ki o dönem Kırım'daki çok bastırıyorlardı hocam. Efendim? O dönem çok bastırıyorlardı Karadeniz'e girmek için. Tabii yani, Amerikalılar o Rus ama Montreux falan. Hükümleri gelince geçemezdi. Yani, Montreux'e göre ABD'nin kapattık bunu şimdi. Çok Kırım'daki harekatta. Montreux'e göre Karadeniz'de bakın ABD'nin dünyada sürekli olarak büyük deniz gücü bulunduramadığı tek alan Karadeniz'dir. O da Montreux'deki ve Türkiye'nin uygulamaları sayesinde. Şimdi savaşı önleme noktasında 91'den bu tarafa Irak'taki istikrarsızlığı Türkiye ne yaptı? Sistemini değiştirdi. Milli İstihbarat ve Türk Silahlı Kuvvetleri buraya girdi. Öyle mi? Suriye'yi de garantiye aldık. Tıpkı Mustafa Kemal'in Atatürk'ün yaptığı gibi. Yani İran, Afganistan'la nasıl Mustafa Kemal Doğu'yu aldıysa Balkanlar'da da biz Yunanistan ve Romanya ile yapmış olduğumuz Balkan İttifakı ile buraya girdik. Ve Mustafa Kemal adamları İkinci Dünya Harbi'ne girmediler. Şimdi ben soruyorum Sayın Büyükelçi'ye. Türkiye Sovyetler Birliği toprak istediğinde neredeydi? Türkiye tarafsızlığından vazgeçmedi. Ve çok ciddi bir akılcı politikayla, devlet aklıyla burada kaldık ve NATO'nun içerisine girdik. Öyle mi? Ya hocam, ama şimdi Sayın Hoca'nın dediği gibi bugün NATO değişti. Ortaya koyduğu Ünal Çeviköz'ün söylemler tüm bu kazanımlardan bir şekilde geri adım atmaktadır. Hayır ya çöpe atmak, geri atmak değil hocam. Şunu da merak ediyorum. Ünal Çeviköz bu açıklamaları neden Amerikan basınına yapıyor? Daha evvel yapılan açıklamalarda hocam söylediğim yine. Formül mesela burada. Mesela buraya gelse biz hepimiz sizler de olsanız Sayın Çeviköz'e bu soruları yönelsek bunları bize söylese. Bilderberg'e gidiyor ama. Efendim? Bilderberg toplantısına. Ha niye Türkiye'de bir basına bu açıklamalar yapılıyor devamlı yani, olarak? Onu ona ben sormak merak lazım. Ediyorum. Davet şimdi, edelim Sayın şuradaki tehlikeyi görelim bakalım. Olduğuyla alakalı bence efendim? O. Hedef kitlelerinin neresi olduğunu aslında nereye açıklama yaptığını bizim gösteriyorlar. Bizim zaten şahıslarla ilgili verilen mesajlar işte kamuda nereye? Görev yapmış. Bizim itiraz, en azından benim şahsi itirazım uygulanmak istenen veya ifade edilen politikalara ilişkin. Kesinlikle. Çünkü Türkiye söz konusu olduğu zaman, Türkiye'nin milli âli menfaatleri söz konusu olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir Türk olarak oturup ona göre dikkat edip sözlerimize, politikalarımıza,
yaptığımız açıklamalara dikkat etmemiz lazım. Yani şimdi Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye dedi saldırgan bir politika izliyor. Ya bu kabul edilebilir mi? Yunanistan'a saldırıyor lan Yunanistan. Yani Türkiye kıskaca alınmak istenmiş. Antalya Körfezi'ne boğulmak isteniyor. Kıta sağlığı, münhasır ekonomik bölgede her şey damat, her şey damat. İhlal edilmiş. Ve burada Türkiye büyük bir zenginlik ki, var. Efendim yurtta barış, dünya cihanda barış. Atatürk'ün o veciz ifadesini bile yanlış anlıyorlar. Evet. Yurtta barış dediği zaman siz benim ülke toprağıma, gözlük milli birliğime, bütünlüğüme karşı müdahale ederseniz dünyada da barış olmaz, hiçbir yerde olmaz. Aynen öyle. Abi, bu sözün anlamı ya bu. Yoksa siz zaten evet. Bakın. Hocam, eğer buyurun. Siz teslimiyetçi bir politika izlerseniz, müsaade edin bir dakika. Dayatılan düşürmedim, her konuda, her politikada evet derseniz zaten teslim uzlaşma olmuşsun. Olur her konuda. Ama şimdi, haklarınızı bilinçli bir şekilde siyasi kararlılık olarak, eylem olarak ve söylem olarak sahada gösterirseniz doğal olarak insanlar bilir, gardını alır ona göre. Şimdi müsaade ederseniz hocam bu İsveç meselesini anlatayım. Hoca güzel anlattı aslında. Bu savaş neden başladı? Amerika ile Rusya arasındaki Ukrayna meselesi ve Gürcistan'ın NATO genişlemesi. Dedi ki benim kırmızı çizgim sokmayacağım. Öyle mi? 2014'te burası, 2024'te de yaklaşık %21'ini aldı. Türkiye dedi ki hocamın dediği gibi ben dedi Kırım'ın işgalini tanımıyorum. Geçen sene işte getirdi Türkiye. Bakın çok önemli bu. Hoca ne dedi? Tağal anlaşmasını yaptık. İki savaşan tarafı biz, ben oradaydım Antalya'da. Masaya oturttum. Ertesi gün silah verdiler Ukrayna'ya. Demek ki Karadeniz'de huzuru bozan kim? Amerika Birleşik Devletleri. Peki burada ben soruyorum şimdi. Amerikan Genelkurmay Başkanı ne arıyorsun lan sen Suriye'de kardeşim ya? Demiş kuvvetlerini kontrol ediyorum. Sen Amerikan Genelkurmay Başkanısan gelirsin burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurmay Başkanı ile sen muhatabın. PKK değil. Çağırdı Türkiye Büyükelçisi'nin nota verdi. Ha şimdi burada Türkiye'nin İsveç'te meselesine gelince bütün dünya da biliyor ki, Ruslar da biliyor ki İsveç bizim müttefikimiz. İsveç kralını Osmanlı kurtarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı çağırdı başbakanlığını. Gel dedi seni alacağız. Ama mutabakat var. Hoca anlattı. 4 tane. 1. PKK'ya desteği kes. Finansı kes. FETÖ'yü ve istenenleri ver. Bir de ne var? İç hukukunu değiştirip nedir? Türkiye karşı silah ambargosunu tamam, kaldıracaksın. Peki. Bunları yaptın. Şimdi bakın İsveç'i alacağız diyor. İsveç benim Kur'an-ı Kerim'i mi yakıyor ya? Cumhurbaşkanı'na küfür ediyor. Getirmiş mi? Ondan sonra bakın ahde vefa diye bir şey var. Sen imza attın. İmza ettiğin şeyi yapmıyorsun. Evet. Peki İsveç, Finlandiya yaptı. Ne yaptı? Ben dedi Finlandiya'yı alıyorum Türkiye. Ha. Tamam. Sen şimdi nasıl dersin ki ben İsveç'i alacağım? Ne gerekçeyle? Şimdi, Türkiye'nin istekleri çok net. Hocam 5. madde açık. Büyükelçi olarak biliyor. Londra'da görev yaptı NATO'da. 5. madde diyor ki birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. 6. madde diyor ki Türkiye'nin ittifakının bütün sınırlarını koruyacaksın. İsveç benim devletimi yıkmak isteyen PKK'ya silah ve finansman veriyor. Ben nasıl kabul ederim İsveç'i? İmza atıyor ben bundan çıkacağım diye yapmıyor. O zaman kusura bakmasın. Tamam, Vilnius'ta kırmızı lamba bu geçecek. O peki. Zaman ben buradan söylüyorum. Türkiye devleti şu ana kadar onurlu bir politika yaşamıştır. Bu 18 Mart gecesi de Türkiye'nin Finlandiya'daki bu başarısı milli bir dış politika davasıdır. Türkiye'nin dik duruşudur. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabul etmiştir. Nokta. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür siz tamamen ederim. Bir özetleme yaptığınız için söylüyorum. Dış politika ile ilgili ortaya koyduğu söylemleri, Ünal Çelikçi'nin o açıklamaları üzerinden hocam kimse kimseyi maymun zannetmesin. Biz yani, de bu memleketin vatan evladıyız. Görev yaptık. Türk ordusunun ekmeğini yedik. Bu vatan evlatlarını yetiştirdik. Bu vatan evlatları sokakta bulunmadı. Onları dış korumak ve kollamak ölünceye kadar görevimiz. İfadeler konuluyorsa bunlar tartışılıyor. Bu zaten Ünal Çeviköz. Bunlar bazı şeyler tartışılmaz. Çıkıp söylesin biz şu de vatandaşın. Allah Allah ya. Vatan evlatlarını sokakta bulmadı diyor ya hocam. Şimdi bakın bu HDP ile ilgili tartışmalara bakın. O söylenenlere bakın ve Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'nin işte çeşitli coğrafyasında terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizi düşünün. Şimdi onlar da bu tartışmaları yiyor. Ya dinliyor çocuk vatan evlatları da. Marak kalır mı askerde? Karşısında nasıl? Silah sıkan adamın temsilcisinin yüceltildiğini görüyor. Şimdi o psikolojiyle terörle mücadeleyi düşünebilir misiniz? Bakın 3 gün önce o Sezai Temelli'nin bir açıklamasını verdiniz. Bir cümle söyledi. Hı hı. Berlin'de yaptığı konuşmada bir cümle söyledi. Dedi ki bize verdiğiniz her oy
yitirdiklerimizin intikamıdır. 40 yıllık mücadelenin sonucudur. 40 yıl ne? PKK'nın ilk silahlı eyleme başladığı 15 Ağustos 1984. Onu kastediyor. Yani PKK'yı biliriz diyor. Yitirdiklerimizin intikamıdır bize verdiğiniz her oy nedir biliyor musunuz? Cümlesinin anlamı. Her bir öldürülen, imha edilen PKK'nın intikamıdır bize verdiğiniz her oy. Şimdi bu adamlar birileri tarafından yüceltiliyor. Silahlı kuvvetlerimizi düşünün. Emniyetimizi düşünün. O canlarını ortaya koyan istihbaratçımızı düşünün. Paramızı vermediği halde bakın ülkede. Çok basit bir denklem var hocanın söylediği. Parasını verdik F-35'i vermiyor. Bugün Türk uçağı yürüdü. Bu Türk aklının başarısıdır. Türk savunmasının, Türk mühendisinin başarısıdır. Daha Ukrayna NATO üyesi değil F-16 veriyoruz ona diyor. Bakın şöyle onu bir... Ya böyle bir şey var mı ya? Bu HDP bunu Kızılderililer bile güler yani. HDP ile ilgili yapılacak siyasi müzakerelerde... Ya gözünü seveyim ya. ...ne konuşulabileceğini... Türkiye bir devlet arkadaşlar, devlet. ...görmek istiyorsanız... Kabile değiliz biz. 21 Eylül 2021 tarihli tutum belgesine bakın. Evet. Orada gayet açıktır. Birincisi terörden yargılananların serbest bırakılması. İkincisi Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına son vermesi. Üçüncüsü kayyumlara son. Dördüncüsü yerel yönetimlerle ilgili özerklik şartı gibi gibi sıralanır. Federal devlete tabii ki bakanlık işte. Verilmesi verilmemesi onlar ayrıdır ama ayrıca görünür mesela. Olmaktan öte. Siz bir siyasi partiyle neden görüşürsünüz? Belirli siyasi talepleri değerlendirirsiniz yönetime geldiğiniz zaman onların... O yapılabilir mi, olabilir mi noktasında anayasal hukuku açısından mümkün mü, değil mi yönetim tarzı olarak? Türkiye'de mesele şu, Türkiye'de eğer etnik köken, inanç kökenli, efendim mezhep kökenli siyaset Türkiye için fayda getirmez. Bu neden az önce ifade edildi. İşte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır Türkiye'yi yönetmesi, işte girdiği 15 tane seçim, yerel, mahalli, ve genel seçimler referandum dahil olmak üzere AK Parti'nin neden birinci parti çıktı? Gayet açık. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün insanlara etnik kökene, inanç, mezhep kökenine, yaşam tarzına bakmadan bir siyaset izlenmesi ve bunun da sahada eser ve hizmet siyasetiyle birleştirilerek yoksa yalnız samimi olmanız yalnız değil sadece söylem olarak yeterli değildir vatandaşta. Vatandaşın hayatına günlük olarak dokunan şey dedi. Ve Kürt politikası, Kürt meselesi diye söylüyorlar. Türkiye'de Kürt meselesiyle kesinlikle ilgili tek cümleyi şunu söylüyorum. Türkiye'de bir terör mücadele meselesi var. Ve bugün Türkiye'de de Kürt kimliğinin red, inkar ve asimilasyon politikalarına son veren AK Parti hükümetleri olmuş. Bunun da altını çizmemiz lazım. O nedenle zaten geçmiş seçimlere de baktığımızda HDP'ye oy veren mütedeyyin, muhafazakar Kürtlerin önemli bir bölümü de AK Parti'ye oy verir. Bugün Doğu ve Güneydoğu'daki siyasi partilerin pozisyonlarına da baktığınızda görürsünüz. HDP ile başa başa yarışan, HDP'yi bazı bölgelerde geçen de Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Sayısal bu bir olarak... realitedir. Evet. Çünkü öncelikle Türkiye'de milli birliği bütünlüğünü koruma ve demokrasiyi geliştirme yani vesayetçi odakların şeyine egemenliğine tahakkümüne son verilmesi. Özellikle çözüm sürecinden ana dilde savunmadan gide eğitim görme pek çok hakların verilmesi buna. Ferhat Bey çok merak ediyorum. Ama o çözüm sürecini de kimler zehirledi biliyoruz. Evet o süreci nasıl? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu terör şiddet meselesini ortadan kaldırmak için yapmadığı bir şey mi kaldı? Ya bir vatandaş çıkıp da onu söylesin. Ne yazık ki. Bunu açıklamasını bana değerlendirir misin? Aslında verebiliriz hemen ekrana. Hemen Mansur Yavaş'ın açıklamasını istiyorum. Az önce yaptığı canlı yayındaki açıklaması. Çok kısa süremiz var. Arkadaşlar birazcık da süre isteyin. Ben Ali çok merak ediyorum. Dedi ki çok önemli bir şey söyleyeceğim dedi Ferhat Bey. Bu açıklama ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Şimdi aslında her birinin içerisinde farklı manalar mevcut. İşte birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkan'ı ilan edin. 12 ay. Onlarca toplantı, onlarca çalışma. Siz bunun sonrasında diyorsunuz ki birkaç günümüz daha olsaydı bunu önerecektik. Ne yaptınız? 12 ay bu kadar zaman dilimine ne yaptınız, ne konuştunuz? Sizin birinci amacınız Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaksa siz 12 ay boyunca onun üzerinde 15 tane yaklaşık toplantı yaptınız, ne konuştunuz? Birincisi bunu sorarlar. İki,
Genel başkanlar milletvekili olmalı, kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada şu var. Torbadan 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı çıktı. Hı hı. Yani planlanan bir şey değildi esasen baktığımızda. Hı hı. Bu aslında neyi gösteriyor Merve Hanım? Neyi gösteriyor? Tabanda şu an ortaya konan manzara karşılık bulmadı. Bulmadı. Heh. Oylar şimdi yukarı doğru bir gitmediği gibi dolayısıyla aşağıya doğru gidiyor. Bir güvensizlik durumu söz konusu. Ne yapalım? Bunu toparlayıcı bir ara madde ortaya koyalım. Ara madde ortaya koyalım. Bunu sayın genel başkanları konuşacağım ama takdir masanın. Şimdi bu aslında az önce de söylediğim gibi oyların düşüşüne karşı bir hamle olarak yapılması gerektiğini ifade eden bir açıklama ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı da az sonra geleceğim maddeyle ilgili ne demişti? Süremiz Cumhurbaşkanı ve belediye başkanlığı beraber yürütülemez. Burada da şöyle bir şey var. 2019'da sizi Ankaralılar ve İstanbullular ne diye seçti? Belediye başkanlığı yapın diye seçti. Herkes şunu konuşuyor. İkisi beraber yürütülebilir, yürütülemez. Ama halk hem Cumhurbaşkanı yardımcılığını hem belediye başkanlığını bir arada yürütecek bir isim mi seçecek? Halk ne diyecek acaba? Diyecek vatandaş diyorsun. Ne diyecek? Ya burayı hesaba ki katmadan tıpış tıpış, Bey, tıpış yani tıpış gitme durumu söz konusu. Yine bir strateji değişikliğine gidiyor özellikle. Mansur Yavaş'ın dün Ekrem İmamoğlu'yla toplantı yaptığını unutmayın. Ortak sonuç mu diyorsunuz? Şu var. Çok teşekkür aslında ediyorum. Aslında muhalefetin Bozkurt, çok son cümle ederim. Söyleyeyim. Selam Ukran, çok teşekkür ediyorum hocam. Mesut Akıcaş'ın son cümlenizi son cümle, muhalefetin kapatın. Aslında proaktif hiçbir planı olmadığını biz bugünkü açıklamalardan da geriye dönük yaptığı açıklamalardan da görüyoruz. Tamamen reaktif, sosyal medyadan gelen, tabandan gelen her türlü yönlendirmeye göre, rüzgara göre şekil alan bir yapıları var. Bu değiş bu açıklamanın, Sayın Yavaş'ın açıklamasının sebebinin bu olduğu yönünde Ferhat Bey'in yorumu. Epeyce açtık süremizi. Tüm konuklarıma teşekkür ettim. Sizi izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz herkese.